Korkulan, acımasız, soylu, gaddar ve yetenekli. Bunlar ve diğer birçokları tarihte Vikingleri tanımlamak için kullanılan sözler oldu. Bu gururlu savaşçı topluluk bir süre bölgelerindeki birçok ulusa hükmetti. Peki Vikingler kimdi? Nerelilerdi? Ve sonları nasıl oldu? Vikingleri yalnızca Danimarkalılar olarak anlattılar. Ancak daha sonra öğrenildiği üzere bu tam olarak doğru değildi. Vikingler aslında Danimarka başta olmak üzere Norveç ve İsveç ülkelerini içine alan İskandinav bölgesinin her yerinden gelmiş çok çeşitli insanlardı. Danimarkalılar yalnızca ilk ve orijinal Vikinglerdi ve tarihteki birçok büyük istilanın arkasında onlar vardı. Vikinglerin nereden geldiğini sorusuna basit yanıtı bu olabilir. Ancak İskandinav bölgesinin insanlarının kendi sınırları içinde durmama gibi bir sorunu vardı. Avrupa'nın geniş alanlarını keşfederken, ticaret yaparken ve yağmalarken kendilerine Viking unvanını kazandıran bu oldu. Vikingler İskandinav bölgesinden çıkmış ilk ve en önemli savaşçılardır. Bu kuzeyli savaşçılar genellikle kötü adamlar veya barbarlar olarak tasvir edildi. Ve Avrupa'nın dört bir yanındaki savunmasız sahil kasabasına ve manastırına baskın yapma ve yağmalama gibi bir ortak alışkanlıkları vardı. Ancak bu tanım tüm Vikingleri topluca kapsamaz. Vikinglerin kim olduğu sorusuna basit bir ana akım tasvir veya tanımlama cevap vermek kolaydır. Ancak gerçekler biraz daha farklı. Çünkü Vikinglerin zamanının diğer insanları gibi normal bir günlük yaşamları olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Viking insanları hem savaşçılardan hem de yetenekli birer tüccar, çiftçi, esnaf ve denizciden oluşan barışçıl yerleşimcilere de sahipti. Viking terimi 19. yüzyılda türetildi ve zamanının İskandinav dillerinden alındı. Eski Norsça'da Viking bir kişi ve Viking bir aktivedir kelimenin tam anlamı bilinmez. Ancak Viking'i keşfe çıkan bir kişi için kullanılır ve grup olarak çıkıldığında çoğul Vikingar denilirdi. Yani Viking sözcüğü aslında herhangi bir etnik anlam taşımıyor ve Norsça'da herhangi bir kişi tarafından kullanılabiliyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi İskandinavlar bu yüzden kendilerini Viking gibi bir sözcükle tanımlamadı. Ancak istilaya uğrayanların gözünde hepsi bir Vikingdi. Çünkü Vikinglere bakıldığında kültürlerine dahil görülen tek şey istila edip öldürmeleriydi. İnsanların eksiklerini karşılamak için uzak yerlere baskın yapmak Vikingler için başlı başına yeterli değildi. Yerleşim yeri kurmaları, arazide tarım yapmaları ve hayvancılıkta ilgilenmeleri de gerekiyordu. Baskı yapan Vikinglere ek olarak mallarının ticaretini yapmak için Rusya üzerinden diğer uluslara açılan Vikingler de vardı. Ticaret amacıyla büyük mesafeler gidip eski İstanbul'a, Konstantinopolis'e kadar geldiler. Kalanlar ise Irak, Bağdat'taki ticaret merkezlerine ulaştılar. Bu insanların Danimarka veya Norveç Vikingleri değil de Rus denilen daha uysal İsveç Vikingleri olduğu düşünülüyor. Vikingler çok farklı popülasyondan insanlarla ve dolayısıyla farklı dillerde iletişim kurmak zorunda kaldı. Ancak anavatandaki Vikingler bugün eski Norsça olarak bilinen dili konuşuyordu. Eski Norsça veya Norse dili Foray'a adaları, İzlanda ve Grönland dahil olmak üzere İskandinav bölgesinin çoğunda konuşulan bir kuzey çermen diliydi. Rusya, Fransa, Britanya adaları ve İrlanda'nın bazı bölgelerinde eski Norse dilinde iletişim kuran insanlar vardı. Vikinglerin bu topraklardaki etkisi göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir. Tarihçiler eski Norsça'nın detaylarını ortaya çıkaran birçok antik runik ve oyma yazı keşfettiler. Bu runik yazıyı Genç Futhark adı veriliyor veya İskandinav runi olarak biliniyor. 16 karakterden oluşan ve ağırlıklı olarak Viking çağında kullanılan gücü ve etkisi azalmaya başladıkça kullanım dışı kalan bir runik alfabedir. Vikingler zamanın en yetenekli denizcilerdi ve bu yüzden hem karada hem de denizde uzak mesafelere gidebiliyorlardı. Karşılaştıkları topluluklara hükmetmelerinin nedenlerinden biri de tam olarak budur. Peki seyahatleri boyunca ne ticaret yaptılar, yanlarına ne getirdiler? Viking tüccarları genellikle gümüş, ipek, baharat, şarap, mücevher, cam ve cömlek gibi lüks kamallar aradı.
Viking tüccarları bu malları satın almak için bal, kalay, buğday, yün, odun, demir, kür, deri, balık ve morş fil dişi gibi yerli ürünleri takas ediyordu. Viking tarihinin daha karanlık bir etrafına değinirsek, kendileri aynı zamanda insan köle alıcısı ve satıcısıydı. Vikingler 14 yıllık savaş boyunca Anglo-Sakson kraklarına karşı yıkım getirmeye devam etti. Birkaç yıl boyunca ileri gelen, savaşan büyük Viking ordusu Kuzey İngiltere'nin çoğuna hakim oldu. Northumbria, Doğu Anglia ve Mercia'nın büyük kısmını kapsayan Anglo-Sakson kraklarının kontrolünü ele geçirdi. Ne var ki Viking saflarına bölünmelerin başlamasıyla ordu iki ayrı kuvvete ayrılmıştı ve bu noktada istila durma aşamasına geldi. Vikinglere karşı direnen tek bölge olan Wessex, düşmana önemli bir yenilgi yaşattı. Büyük Viking ordusu için artık sonun başlangıcı yakındı. Kral Arfed liderliğindeki Wessex orduları 873'teki Edington Savaşı'nda Viking kuvvetlerinin yarısını mağlup ederek onların tüm Anglo-Sakson krallıklarına hükmetme umudunu sonsuza dek ezdi. Viking ordusundaki bu gerileme, Wessex topraklarını güçlü bir sürekli ordunun yerleştirilmesi ve Viking istilasını bozguna uğratacak tahkimatının oluşturması için yeterli zamanı sundu. Viking çağı başlarken Avrupa çoğunlukla gevşek bir örgütlenmeye sahipti ve Viking'in yılgı verici hızlı vurkaç taktiği herhangi bir savunma yapmayı zorlaştırıyordu. Yıllar ilerledikçe ve baskın tehdidi arttıkça Avrupa halkı ordular kurmak ve binalarını güçlendirmek birleşmeye başladı. Vikingler için bu durum egemenliklerin sonuydu. Kilise, manastırları bile kolay savunulan kulelerle güçlendirildi ve değerli eşyalar artık hızla taşınabiliyordu. Bir zamanların kolay hedefleri bile şimdi riskliydi. Devam eden 10 yıllar içinde şehirler daha iç kesimlere taşındı ve Vikingler vurkaç taktiğini kullanamaz hale geldi. Tarih boyunca olduğu gibi günün sonunda kararlar paraya göre verilir ve bir girişim artık kazançlı değilse başka bir yere gidilir. Viking toplumunun da yaptığı da bu oldu. Vikingler çok az yenilgiyi yaşadı ve hiçbir zaman fethedilmedi. Ancak gitgide yavaşladılar ve püskürdüler. Bu da onları taktiklerini ve sonunda tüm yaşam biçimlerini değiştirmeye zorladı. Zaman değişti ve Vikingler de değişti. Doğası gereği birer kaşif olarak sayısız kültürlerle etkileşim kurdular. Bu kültürlerin yabancı uygulamaları ve dinleri yavaş yavaş Viking yaşam tarzını etkilemeye başladı. O zamanlar bilinen dünyanın çoğuna yayılmış olan Hristiyanlık, pagan Viking toplumu tarafından benimsendi ve Viking çağının sonlarına doğru Viking kültürünün parçası oldu. Çoğu tarihçi 1066 yılını bu kanlı çağın sona erdiği yıl olarak nitelendirir. Verilen son Viking savaşı, Stamford Köprüsü Savaşı'ydı. Norveç Kralı Harald, İngiltere'nin büyük bir bölümünü geri almaya çalışırken mağlup edildi ve öldürüldü. Avrupa topraklarına yapılan son büyük Viking saldırısı bu oldu. Bu noktadan itibaren Vikinglerin Avrupa toplumuyla bütünleşmesi hızlandı. Çünkü Vikingler Akıncı, Yağmacı ve Korsan unvanlarını yavaş yavaş bıraktılar ve Avrupa toplumunun başka bir parçası haline geldiler. Artık topluca Vikingler olarak değil de ayrı ayrı Danimarkalı, İsveçli, Norveçli, İzlandalı, Grönlandlı ve Foreli olarak anılmaya başladılar. Vikingler çağı sona ermişti. Ancak geride bıraktıkları tarihi ve söylenecek hem sanat hem de kültürde zamanın sonuna kadar yaşanacaktı.